7 Haziran Perşembe akşamından ETV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteninden mutlu akşamlar. Manisa'ya, ülkeye ve dünyaya dair gündem maddelerini bulabileceğiniz tek ana haber bülteni başlıyor. Sevgili seyirciler, değerli arkadaşlarımın sizler için hazırlamış olduğu gerek Manisa'dan, gerek ülke, gerekse dünya gündemine ilişkin toplam 20 haberle yarım saatlik zaman dilimi içerisinde gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz çok fazla vakit kaybetmeden hemen ilk haberimizi, ana haber bültenimizi açalım. Sevgili seyirciler, Manisa'da gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 24 Haziran seçimleri için Manisa'dan tekrar aday gösterilmemesi konusunda sitem etti. 2011 yılından bu yana AK Parti milletvekili olan Özdağ konuşmasında genel merkezimiz böyle uygun gördü. Bu doğru bir karar mıdır, doğru bir karar değildir. Çünkü neden? Çalışkanlıksa çalışkanlık, liyakatsa liyakat ehliyetim var. Eğer ofisse benim ofisim var. Eğer genel siyaset yapmak, kürsülere çıkmak, komisyonlarda konuşmaksa o da var. Kaç milletvekili ulusal kanallara davet edilir, ben onların içerisindeyim. Çok az milletvekillerin arasındayım. Her ay yapmış olduğum faaliyeti basın mensupları, sivil toplum kuruluşları, teşkilatlar ve muhtarlarla paylaştım. Dolayısıyla böylelikle denetim mekanizmasını her ay kendim çalıştırdım. Buna rağmen şu an listede olmama durumumu ise saygıyla karşılıyorum. Genel merkezime Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı böyledir. Siyasette bugünü konuşmak yerine yarınlara bakmak gerekir. Milletvekili aday listesinde yokum diye hizmet etmeyi bırakmadım ifadelerine yer verdi. Sevgili seyirciler, karasal yayınımızın haricinde ETV'yi gerek internet ortamından gerekse Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Facebook'ta oturmuş olduğunuz mahalle, ilçe, semt ya da şehirle ilgili olmasını istediğiniz, gördüğünüz eksiklikleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Ana haber bülteniniz içerisinde bunu aktarabiliriz. Ya da sizlerle paylaştığımız haberlere ilişkin, siyasete ilişkin düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Saygı çerçeveleri içerisinde kalmak koşuluyla buradan sizin isimlerinizi de vererek aktarmak bizlerin boynunun borcu. İlk olarak Halim Erbay mesaj atmış sevgili seyirciler Facebook sayfamızda, yorumda bulunmuş. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz, ETV'yi takip ediyoruz diye. Sayın Halim Erbay'a bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ve dilerseniz sevgili seyirciler, sizler için seçmiş olduğum ulusal gündemden haberlerle devam edeyim. Hazır AK Parti ile ilgili bir haber sunmuşken, mevcut Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü mitinginde ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu'na karşı ithamlarda bulundu. Son bir haftadır Muharrem İnce mitinglerinde dev ekrandan Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını izlettiriyordu seçmenlerine. Bu furyaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Recep Tayyip Erdoğan özellikle 1998 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü'yken katılmış olduğu bir programdaki görüntüyü izletti seçmenlerine ve işte önceden hastaneler böyleydi, şu anda şehir hastanelerinin refahını, güzelliğini görüyorsunuz dedi. Ağırlıklı olarak yapmış olduğu yatırımlardan ve önümüzdeki dönem kazanması halinde bu yatırımların üzerine daha da koyarak ilerleyeceklerinden bahsetti mevcut Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sizlere sürekli olarak haber bültenlerinde tekrarlıyorum. Yerelden bir AK Parti haberi sunduğunda hemen Cumhurbaşkanı ile ilgili bir haberi paylaşıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ile ya da İYİ Parti ile diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili bir haber paylaştığımda hiçbir ayrıcalığa yer vermeden hepsinin genel başkanı ya da cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili haber paylaşıyorum. Türkiye'de bu aralar çok zor bulabileceğiniz bir ince çizgidir bu. Herkese eşit davranmak. İşte Manisa'nın ilk televizyon kanalı ETV'nin ana haber bülteninde farkı bu olsa gerek. Başta ETV ailesi, Denge ailesi genel müdürü Sayın Velihan Yumrukaya ve Yumrukaya Şirketler Topluluğu'na da teşekkür etmeyi bir Manisalı olarak borç bileyim. Sevgili seyirciler, AK Parti Manisa Milletvekili ve 3. sıra milletvekili adayı Avukat İsmail Bilen, Köprübaşı ilçesi Borlu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürürken AK Parti Manisa Milletvekili ve 3. sıra milletvekili adayı Avukat İsmail Bilen vatandaşlarla buluştu. Borlu Mahallesi'nde tek tek esnafları dolaşan, vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Bilen, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek istedi.
Canan Adem. Sevgili seyirciler, Facebook sayfamızda yayınımızı izleyen Murat Yılmaz, kendisine bizlere başarı dilekleri için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz programımıza da, ana haber bültenimize. Sevgili seyirciler, bir diğer Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugünkü mitinginde özellikle geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu konuşmalara değindi, yer verdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte söylemiş olduğu cümleleri yapmış olduğu hazırladığı küçük klipler eşliğinde sahneye kurulan dev ekrandan miting yaptığı şehirlerde izlettirmeye devam ediyor. Bugün özellikle internet ortamındaki hani troll diye tabir ettiğimiz asılsız haber üretenlere karşı mitinginde çok sert sözler kullandı. Benim bisikletle cami içerisinde turladığımı ya da caminin içerisinde zeybek oynadığımı Photoshop'la komik bir biçimde, karaktersiz bir biçimde monte edip camide zeybek oynadı, camide bisiklette bindi diyen troller var. Bunları sonuna kadar kınıyorum. Ramazan günü bari yalan söylemeyin dedi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce. Ve Muharrem İnce aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte iktidara geldiğinde yaptırdığımız o sarayları yıkacaklarından bahsediyorlar demişti. Muharrem İnce bugün bunu açıklık getirdi mitinginde. Ben sarayı fiziki olarak yıkacağım demedim. 2 milyar Türk lirasına yaptırmışsın. Bunu yıkarsam zaten yazık olur. Fakat ben o şatafat zihniyetini yıkacağım. Orayı genç beyinlerin eğitim yuvası haline getireceğim dedi. Muharrem İnce'nin bugünkü mitingine ilişkin dikkat çeken cümleleri de sizlerle paylaştıktan sonra CHP Grup Başkanı, Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Manisa'nın Kula ilçesindeki ziyaretlerini getirelim ekranlarınıza. CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa 1. Sıra Milletvekili adayı Özgür Özel, partisinin Kula İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. 24 Haziran seçimlerine değinen CHP'li Özel, Binali Yıldırım, AK Partili son başbakandır. Onlar yolcudur, Abbas yolcudur, bağlasan durmaz. Binali Yıldırım'ın da Recep Tayyip Erdoğan'ın da yolu açık olsun. Yapılacak bu seçimlerde milletimiz yeniden demokrasi, yeniden parlamenter sistem, yeniden dostluk, kardeşlik, barış, varlık, birlik ve delik diyecek. AK Parti'nin yarattığı OHAL düzeni, baskı düzeni, tek adam düzeni son bulacak. Elbette 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden sonra bir başbakan seçilmeyecek. Ancak parlamenter sisteme sahip çıkan partiler ve parlamenter sistemi ortadan kaldırmak isteyen, adına Cumhur İttifakı dedikleri fakat bir koltuk ittifakı olan, bir saray ittifakı olan bu ittifak son bulduktan ve bu ülkenin üzerindeki kara bulutlar dağıldıktan sonra bu ülke yeniden demokrasiye geçecek. Seçeceğimiz Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, yakasındaki Türk bayrağı rozetini hiçbir zaman çıkarmayacak. Partisinden bağını tamamen kesecek. 80 milyonun hepimizin Cumhurbaşkanı olarak tüm partilileri kucaklayacak. Süreç bizi yeniden demokrasiye, yeniden başbakanlara, yeniden meclis içinde çıkacak hükümetlere getirecektir dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel sözlerini bitirirken, Muharrem İnce'den itibaren aynı bir darbe döneminden sonra demokrasiye geçildiğinde nasıl bir tarafsız Cumhurbaşkanı seçiliyorsa, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sivil darbesine karşı Muharrem İnce, milletin adamı ve milletin adayı olarak ortaya çıkacak. Yeniden kuvvetler ayrılığını, yeniden birlik beraberliği, yeniden muasır medeniyetler seviyesine koşan Türkiye Cumhuriyeti'ni tesis edecektir. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen tüm Cumhuriyet Halk Partililere, tüm demokratlara, tüm milliyetçilere, tüm solculara, tüm sosyalistlere, bu ülkenin ortak geleceğinden heyecan duyan herkese selam olsun. Yapılacak seçimler ülkemize hayırlar getirsin inşallah ifadelerini kullandı. Özgür Özel, partilileriyle görüş alışverişinde bulunduktan sonra partinin Manisa'dan 9. sıra milletvekili adayı Lale Erdoğan Tuncer, CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga ve partilerle birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ve sevgili seyirciler, Facebook yayınımızı, ana haber bültenimizi izleyen değerli izleyenlerimizin yorumları da geliyor. Abdülselam Bulut Arkan ilk haberimizle ilgili yorumda bulunmuş. Selçuk Özdağ'ın sistemini aktarmıştık sizlere, ifade etmiştik. Abdülselam Bulut Arkan da yapmış olduğu yorumda Facebook'ta, Selçuk Özdağ'sız Manisa büyük bir kayıptır. Halkın adamı, gerçek doğru ve tam bir dava adamı. Sonuna kadar halkın içinde olan Sayın Selçuk Özdağ olmadan Manisa kazanılamaz demiş. Gerek haberlerimizle ilgili, gerek siyasetle ilgili, gerekse kendi şehrinizde, beldenizde ya da ilçenizdeki görmüş olduğunuz problemlerle
problemler varsa saygı çerçeveleri içerisinde kalmak koşuluyla bizlerle paylaşabilir. Biraz önce gördüğünüz gibi bunları sizlere çok rahat bir biçimde iletebilirim. Online olarak hep birlikte ana haber bültenimizi sunmuş oluruz. Sevgili seyirciler, bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yapmış olduğu bir kapalı salon toplantısında, yani Ramazan'dan dolayı dışarıda miting yapmaya hassasiyet gösteriyor. Kapalı salonlarda yapıyor toplantılarını. Millet İttifakı zillet ittifakıdır aslında. FETÖ zihniyetini taşıyan bütün partiler bir araya gelmiştir. Fakat milletimiz 24 Haziran'da gerekli cevabı verecektir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu açıklamalarını sizlerle paylaştıktan sonra Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'ın seçim programını getirelim ekranlarınıza. MHP'li Erkan Akçay, Gördes programına ilçe teşkilatını ziyaret ederek başladı. Gördes programı boyunca 24 Haziran seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili bilgi veren MHP'li Akçay, 24 Haziran Cumhur İttifakı ile yeni ve büyük bir hamle olacaktır. 24 Haziran seçimleri lider ülke Türkiye ülküsüne giden yolun ilk adımı olacaktır dedi. 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nın karşısında yıkım ittifakı olduğunu ifade eden Akçay, Türk milletinin maceralara tahammülü yoktur. Olmayacak işlerle vakit kaybedemeyiz. Yıkım ittifakının olumsuz, belirsiz ve çelişkili söylemlerine itibar edemeyiz. Bir an önce tutarlı, kararlı, etkin bir hükümet oluşturmamız, güçlü bir meclis ortaya çıkarmamız gerekmektedir. Bu da ancak Cumhur İttifakı ile mümkündür. Millet aklı Cumhur İttifakı istikametindedir dedi. Sevgili seyirciler, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener bugün Yalova'daydı. Yalova'da partililerine, vatandaşlara seslenirken özellikle Yunanistan'ın asker çıkardığı, bizlere ait olan 18 adacıktan bahsetti. 1,5 yıl oldu, hükümete 18 adaya Yunan askerinin çıktığını söylüyoruz. Fakat hükümetten tık yok. Burada Yalova'da söz veriyorum, Cumhurbaşkanı olduğum takdirde ilk ziyaretimi o Yunan askerinin çıkıp üst kurduğu 18 adaya gerçekleştireceğim dedi. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in bugünkü konuşmasına ilişkin en dikkat çeken cümleyi de sizlerle paylaşmış olalım. Sevgili seyirciler, Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'le birlikte vatandaşlarla bir araya geldi, sıkıntılarını dinledi. Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili ve 3. sıra milletvekili adayı İsmail Bilen'le birlikte Aynı Ali ve Muradiye'de vatandaşlarla buluştu. Başkan Çerçi ve İsmail Bilen, AK Parti Yunus Emre İlçe Başkanı Fatih Katöz, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcıları Ramiz Şiyak, Şule Uygur ve meclis üyeleri eşlik etti. Nasılsın? Başkan Çerçi ve milletvekili Bilen ilk olarak Aynı Ali Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Çerçi ve milletvekili Bilen daha sonra Muradiye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. İsmail Bey, Secde ablamı tanıyor musun sen? Vallahi daha yeni tanıştık. Seni yemin ederim. Senden bir ricam var. Abi nasılsın? Muradiye'de vatandaşların sorunlarını dinleyen Çerçi ve Bilen'e vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu. Türkiye'nin önemli bir seçime gideceğini kaydeden Başkan Çerçi, Türkiye'nin geleceği için vatandaşın en doğru tercihi yapacağını belirtti. Sevgili seyirciler, Facebook yayınımızı takip eden Sayın Mustafa Sağlam ve Sayın Cengiz İbret başarı dileklerini programımızın ne kadar düzeyli olduğunu iletiyor ve sevgilerini sunuyor. Bizler de Sayın Mustafa Sağlam ve Cengiz İbret'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. İşte Manisa'nın ilk televizyon kanalı olmasının, samimiyetin en güzel taraflarından birisi bu. Lütfen yorumlarınızla, lütfen çevrenizde gördüğünüz eksikliklerle ya da ana haber bültenimiz içerisindeki haberlere yapacağınız yorumlarla hep birlikte online olarak ana haber bültenini karşılıklı olarak sunabiliriz. Sevgili seyirciler, sizlere son dakika gelişmesini aktarayım. Dünkü ana haber bültenimiz içerisinde de söylemiştim. Türkiye'den 15 Temmuz akşamında Yunanistan'a sığınan, daha doğrusu kaçan 8 FETÖ'cü asker 18 ay boyunca tutuklu olarak Yunanistan'da bulunduktan sonra 18 aylık resmi süre bitti diye Yunan makamlarınca serbest bırakıldılar. Türkiye'ye iade edilmediler ve bu skandal kararının ardından Türkiye bugün bir misilleme gerçekleştirdi. Suriyeliler, şöyle bir anlaşma vardı, önce anlaşmayı kısaca açıklayayım. Suriyeliler olur da
Türkiye üzerinden Yunanistan'a kaçarlarsa ve Yunanistan yakalarsa Türkiye'ye tekrar iade ediyordu. Yani geri kabul anlaşması yapılmıştı. Türkiye o FETÖ'cü askerlerin iade edilmemesine, aksine serbest bırakılmasından dolayı bugün misilleme gerçekleştirdi. Bundan sonra Yunanistan'la geri kabul anlaşması yok dedi. Yani Yunanistan üzerine kaçan Suriyeliler olursa kesinlikle geri almayacağım dedi Türkiye. Bu misillemeyi de son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşalım. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, meclis üyeleri ve belediye personeli ile iftarda buluştu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, meclis üyeleri ve belediye personeli düzenlenen iftar programında ağırladı. İftar yemeğine AK Parti, MHP ve CHP'li meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediye personeli katıldı. Milletimize zaman vermesin. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik 5 yıldan beri Şehzadeler'de Ramazan-ı Şerif'in de ruhuna uygun bir şekilde dolu dolu Ramazanlar geçirdiklerini belirtti. Yüz binlerce vatandaşımız sahip şehrimizde iftar sofralarında bir araya geldik. Her gün Cumhuriyet Meydanı'nda iftar soframız var. Her gün bir mahalleye iftar soframız ve sahnemizi taşıyoruz. Yokluklar içerisinde kılıkları görerek adeta tepeden süt çıkartarak 4 yıl aşkın bir süreden beri bu güzel şehre ve değişikliğine de hizmet ediyoruz, başarıdan başarıya koşuyoruz. Bu sebeple ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve haklarınızı helal etmenize istinam ediyorum. Tabii seneye Ramazan'da biz olduğumuz başka arkadaşlarımız olup masanın bu tarafını değişme ihtimali yüksek meclis üyeleri, belediye başkanı, siyasiler ama inşallah memurlar olarak, işler olarak sizler burada bulunursunuz. Ama biz oluruz ama başkası olur. Siz bizi biz yapan değerlerimizden ödün vermeyin. Siz çalışanlığınızı kaybetmeyin. Siz ekip ruhunuzu kaybetmeyin. Siz şehrimize ve ülkemize olan sevdamızı kaybetmeyin. Çünkü başka şehzadeler, başka Manisa, başka Türkiye yok, başka geleceklerimiz yok. Onun için ay yıldızlı bayrağımızın altında her bir karış toprağı ile çelik kanlarıyla sulanmış olan bu cennet vatanda kıyamete kadar hür ve özgür bir şekilde yaşamak için çok çalışmalıyız, çok çalışmalıyız, çok çalışmalıyız diyorum. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediyesi tarafından Karaağaçlı Mahallesi'nin girişinde atıl durumda bulunan düğün salonunu yıkarak yerine yapacağı bir açık ve bir kapalı düğün salonu inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Şehzadeler Belediyesi'nin Karaağaçlı Mahallesi'nin girişinde atıl durumda bulunan düğün salonunu yıkarak yerine yapımına başladığı açık ve kapalı düğün salonunda çalışmalar da sona gelindi. Düğün salonu binasının kaba inşaat çalışmalarının bittiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Karaağaçlı mahallemizde önceki belediyeler döneminde yapılmış ancak bitirilemeden atıl durumda bırakılmış olan düğün salonunun yapısının sağlıksız olması nedeniyle aldığımız kararla o binanın yıkılarak yerine yeni ve modern bir düğün salonu yapmak için çalışmalara başladık. Yaptığımız projeyle aynı alana bir kapalı düğün salonu, bir açık düğün salonu ve geniş bir otopark alanı kazandırdık. Geçtiğimiz Aralık ayında temellerini attığımız düğün salonu projemiz bitme aşamasına gelmiş durumda. Toplamda 665 metrekare alanda 643 bin lira bedelle yaptığımız düğün salonu projemizin kaba inşaat çalışmaları bitmiş durumda. Binanın dış cephe kaplamaları tamamlanmak üzere. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekiplerimiz çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başlayacak. İnşallah bu yaz vatandaşlarımız burada rahatlıkla düğünlerini yapabilecekler dedi. Sevgili seyirciler, Merkez Bankası'ndan bugün bir hamle geldi dolar ve eurodaki yükselişi durdurabilmek adına. Merkez Bankası faiz oranlarını 17.75 düzeylerine çıkardı ve tüm dünyadaki önde gelen finans kuruluşları ve gazeteleri bunu hemen son dakika bilgisi olarak paylaştı. Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla birlikte Türk lirası değer kazanmaya başladı dedi. Dolarda bir 10 kuruşluk değer kaybı meydana geldi. Fakat takdir edersiniz özellikle Cumhurbaşkanı da her zaman faizin kötü bir şey olduğunu, yani yüksek faizde iş yapılamayacak ortamlar oluştuğuna dikkat çekmişti. Merkez Bankası son çare olarak 17.75
%75 seviyesine faiz oranını çıkarmayı uygun görmüş. Sevgili seyirciler, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu'nca çevre ve iklim değişikliği projesi kapsamında Tevfik Lav Spor Tesislerinde düzenlenen İklimi Değil Kendini Değiştir temalı afiş ve resim yarışmasının ödül törenine katıldı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen çevre, enerji verimliliği, atık yönetimi, doğal kaynakların korunması temalı iklim değişikliği önlenmesine katkı sağlayan çevre ve iklim değişikliği projesi kapsamındaki resim afiş yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Manisa Tevfik Lav Spor Tesislerinde düzenlenen törende 9 okuldan 105 eserin yarıştığı proje faaliyetinde ilkokul kategorisinde 5 eser, ortaokulu kategorisinde 5 eser ödüle layık görüldü. 15 Eylül 2017 tarihinde başlayan ve 14 Mart 2019 tarihinde bitecek olan proje kapsamında şehir içi ve çevre arterlerde iklim değişikliği ve çevre konulu billboardlar, videolar, bilgilendirme ve reklam çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Ural Sevener, daha 6 ay süresi bulunan ikisi Merkez İlçe Belediyesi, ikisi Merkez İlçe Kaymakamlığı, biri valilik olmak üzere toplam 22 kamu kurum kuruluşunda karbon ayak izi hesaplama çalışmalarının yapılmakta olduğunu, çalışma bittikten sonra bir rapor çıkarılacağını ve bu kurumların çalışanlarına seminer verileceğini belirtti. Resim afiş yarışmasının proje içinde direkt kurgulanmış olmadığına değinen Sevener, proje kapsamında 10 okulda seminer ve bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını, çevre bilinci çalışmalarında çocukları daha etkin bir hale getirmek için yarışmanın düzenlendiğini belirtti. Yarışmada dereceye giren öğrencilere Vali Güvençer ve protokol tarafından hediyeleri verildi. Projeye katkı sağlayan Aksel Grup, İşler Kitabevi ile Manisa Çölyak Organik Beslenme Derneği'ne teşekkür plaketlerine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer tarafından verildi. Tören sonrasında çocukların oynadığı geleneksel oyunlardan halat çekme, yumurta taşıma, çuval yarışı, bilye, seksek ve tombik oyunu renkli görüntülere sahne oldu. Sevgili seyirciler, Karahan İnşaat'ın 15 yıldır düzenlediği geleneksel iftar yemeği bu kez Tevfik Lav Cafe 236 Lunch'ta verildi. 2003 yılında Hasan ve Ayhan Karahan kardeşlerin kurmuş olduğu Karahan İnşaat'ın 15 yıldır düzenlediği geleneksel iftar yemeği bu yıl Tevfik Lav Cafe 236 Lunch'ta verildi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı iftar yemeğinde Karahan ailesi misafirlerle tek tek ilgilendi. Hasan Karahan geleneksel iftar yemeğinde kısa bir açıklamada bulundu. Bu mübarek Ramazan ayında düzenlemiş olduğumuz bizi yalnız bırakmayan tüm eş, dost, çalışan, akraba, herkese ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Bu bizim 2003 yılından bu yana bu şirketimizi 2003 yılında kurmuştuk. 2003 yılında geleneksel haline geldi zaten bu yemeklerimiz bizim. 2003 yaklaşık olarak 15 yıldır biz her yıl bunu gerçekleştiriyoruz. Tamam. Sevgili seyirciler, tıpta gelinen son nokta yaz mevsiminde beyaz giyilmesi yönündeki bilginin pabucunu dama attı. Hep birlikte izliyoruz. Deri sağlığı için en çok önemsediğimiz şey güneşten koruyucularımızın dikkatli kullanılması elbette. Yaz mevsimiyle beraber güneşin zararlı ışınları da cildi etkilemeye başladı. Vücudumuza D vitamini en iyi şekilde güneşten alırız ancak güneşin yararlarının yanı sıra ultraviyole ışınlarına fazla maruz kalmak da zararlı etkilere yol açıyor. İşte tam da bu noktada Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Profesör Doktor Gülsüm Gençoğlan önemli uyarılarda bulundu. 30 faktör ve üzeri güneşten koruyucuların efektif deri koruması yaptığını biliyoruz. Biz genellikle 50 faktör olanları tercih ediyoruz ama bazen hastalarımızın cildi yağlı oluyor ki popülasyonumuzun %60'ının cildi yağlı olduğu için güneşten koruyucularında bir miktar yağ bazı fazla olduğu için hastalarımız bunlara uyum sağlamakta zorlanabiliyorlar. O zaman 30 faktörlü biraz daha az yağ içeren güneşten koruyucuları elbette tercih edebilirler. Yazın yapacağımız en önemli ödevimiz güneşten iyi korunmak.
korumak. Açıkta kalan alanlarımız oluyor, aksattığımız vakitler oluyor. D vitamini sentezi için bu aralarda aldığımız güneş aslında genellikle yeterli oluyor. Genç oğlan cilt kanserinin ülkemizde birinci sıralarda olduğunu, bu hastalığa en büyük etken ise güneşin zararlı ışınlarından korunmamak olduğunu hatırlattı. Genç oğlan, deri sağlığı için en çok önemsedikleri şeyin güneş koruyucuların doğru kullanılması olduğunu dile getirdi. Kanserin en önemli sebebi güneş. Hatta çocukluğumuzdan beri aldığımız güneş hasarı özellikle etken. İlk 18 yaşta aldığımız güneş hasarı çok önemli deri kanseri gelişiminde. İlk 3 yaştaki çocukların direkt güneş görmelerini kesinlikle istemiyoruz. Zaten onlara D vitamini damlaları çocuk hekimleri tarafından veriliyor. Popülasyonumuzda cilt kanseri birinci sırada en sık görülen kanser tipi deri kanserleri. Dolayısıyla bu riskin önüne geçilmesi, engellenmesi en azından çocukların bu risklerden korunması çok önemli. Hani özel kıyafetlerden, ultraviyole filtreli kumaşlardan üretilmiş kıyafetlerden olmasa bile koyu renkli bir tişörtümüzü bile geçirsek bir miktar üzerimize güneşten korunmayı sağlamış oluruz. Şimdi çiftçilerimiz için bir uzman görüşü getiriyoruz ekranlarınıza. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Bitki Sağlığı Görevlisi Ziraat Mühendisi Nurdan Güngör Savaş, üzüm bağlarında kangren olarak da bilinen fungalodun doku hastalıklarına karşı uyarılarda bulundu. Manisa'da tarımı yoğun bir şekilde yapılan çekirdeksiz sultani üzümde çok sık görülen sinsi hastalık asmaların kuruyarak ölmelerine neden oluyor. Kış aylarında asmanın gövdesinde sinsi ve hızlı bir şekilde ilerleyen hastalık, yaz aylarında yapraklarda zebra deseni şeklinde belirtiler gösteriyor. Hastalık etmenleri sıcak günlerde, yaz aylarında özellikle birden inme şeklinde kendini gösteriyor. Yapraklarda kurumalar, zebra şeklinde desenler meydana getiriyor ve bu tür hastalıklar görüldüğü zaman bunları kestiğinizde, özellikle budama sırasında kesildiğinde V şeklinde belirtiler, sürgünlerde ve gövdede özellikle iletim demetlerinin olduğu yerlerde siyahlaşmalar şeklinde kendini göstermekte. Hastalık da zaten budama yaralarıyla, rüzgarla, yağmurla ve böcek yaralarıyla yayılmakta. Özellikle bu tarzdaki asmalar işaretlenmeli ve bunlardan kalem alınmamalıdır. Çünkü hastalığın diğer bir yayılma yöntemi de fidanlarla olmakta. Savaş, hastalıkla ilgili kimyasal mücadele bulunmadığı için kültürel mücadeleye önem verildiğini belirtti. Kültürel mücadelede de özellikle budamanın geç dönemde yapılması tavsiye edilmektedir. Ne kadar geç budanırsa o kadar iyi oluyor. Çünkü budama yaralarından 1 liradan büyük budama yaraları açık kaldığı sürece hastalık etmenleri bu kısımlardan ilerlemekte. Budama aletleriyle birlikte, makaslarla birlikte diğer sağlıklı asmalara da bulaştırılmakta. Bir de mücadele sırasında bu açık kalan, özellikle 1 liradan büyük şu tarzda büyük yaraların üzerlerinin su tut dediğimiz ya da aşı macun tarzda kapatıcı macunlarla üzerinin örtülmesi gerekmekte. Yoksa açık kalan yaralardan dediğim gibi yağmur suları, rüzgar, böceklerin etkisiyle hastalığın sporları yayılmakta. Manisa Büyükşehir Belediyesi aküllü tekerlekli sandalye yardımında bulunmaya devam ediyor. Engelli vatandaşlarımıza uygun olarak hazırladığı projelerle onların yaşamlarına dokunmak ve olumlu etkiler bırakmaya amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi akülü tekerlekli sandalye yardımına devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu, Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Aslina Demir, Ahmetli Muhtarlık İşleri Müdürü Orçun Abalı ile birlikte ilçedeki iki engelli vatandaşın daha destekçisi oldu. Ne güzel yakıştık. Baksana, çok iyi oldu. Allah'a emanet. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu, Lütfü Tunç ve Hasan Seçkin'e akülü tekerlekli sandalyelerini armağan ederken herkesin birer engelli adayı olduğunu dile getirdi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu hassasiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Sayın Devlet Başkanım, çok kalbim temiz, çok seni seviyorum. Allah seni yardım ediyor. Allah milleti başına dürüst inşallah ilerler. Onu istiyorum. Allah cümlete sağlık versin, sıhhat versin, millet versin. Sağ ol. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e böyle bir abime böyle katkılarda bulunduğu için
sonsuz teşekkür ederim. Kavuştu arabasına. Çok çok teşekkür ederim başkanıma da, hepinize çocuğum, hepinizin yanaklarından öperim. Allah razı olsun hepinizden. Sevgili seyirciler, Türkiye iş kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada. Manisa'dan sonu kötü biten bir iş kazası haberini getiriyoruz. Olay saat 15 sıralarında Manisa'nın Yunus Emre ilçesi organize sanayi sitesi 5. kısımda bulunan bir fabrika inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaatın çatısına prefabrik malzeme yerleştiren İlker Hıdır 15 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan İlker Hıdır'ın arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İlker Hıdır'ın öldüğünü tespit etti. Öte yandan edinilen bilgiye göre inşaattan düşerek feci şekilde hayatını kaybeden işçinin 3 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kısa bir aranın ardından spor bülteniyle tekrar karşınızda olacağız. Ramazan bereketiyle geldi. Şimdi yakınlarını Türkcell'le yapan iş yeri sahiplerinin hem kendilerine hem ailelerine 12 GB hediye. Aile yazıp 52-20 mesaj atın, iş yerinize gelelim. İşte destek, işte Türkcell. Yunus Emre Belediyesi olarak Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz 5500 konutluk Akgedik Yunuskent projesinin ilk etabında 1101 hak sahibi ailemize evlerini teslim ediyoruz. 9 Haziran Cumartesi günü saat 18'de toplu konut alanında gerçekleştirilecek anahtar teslim törenine hak sahiplerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Tören sonrasında alanda kurduğumuz iftar sofrasında vatandaşlarımızla birlikte orucumuzu açacağız. Törene katılmak isteyen vatandaşlarımız için Yunus Emre Belediyesi bahçesinden saat 17.30'da araçlar kalkacak. Gelecek nesiller için sloganıyla çıktığımız bu yolda vatandaşımızın modern, konforlu bir kentte mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için çalışıyoruz. Doktor Mehmet Çerçi, Yunus Emre Belediye Başkanı. Emin Evim sistemiyle seç, beğen, otur. Kiradan kurtul. Artık kira ödemekten usandım. Ev sahibi olmak istiyorum diyorsanız sizi Emin Evime bekliyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bütçene göre belirlediğin taksitlerle ev almanın en kolay yolu Emin Evim. Kendimi bildim bileli çiftçilik yapıyorum. Hem çiftçiyim hem öğretmenim. Biz doğuştan çiftçiyiz. Bize babalarımızdan, dedelerimizden gelme bu meslek. Bebek büyütür gibi çok emek veriyoruz. Toprakla uğraşıyoruz bir, hava muhalefette uğraşıyoruz iki. 650 dönüm sera, yerle bir oldu hortum dolayısıyla. Doğuyu önleme şansımız yok. Tedbir olarak ne yapabiliriz ki? Doğaya karşı hiçbir mücadele yapamayız. Sigortasız mal, nüfus yağsız insana benzer. Tersim hep arkamızda oluyor. İster yağmur yağsın, ister dolu. Gözümüz arkada kalmıyor. Bu neyin sayesinde? Sigortanın ve devletimizin sayesinde. Allah her ikisinden de razı olsun. Bereketli ellerimizle yarınlarımız güvendi. Tersim. Kilogram tam dolu tüp, tamamı Türk sermayesi, Demirören güvencesiyle, sigortalı, her ay farklı promosyon hediyelerimizle, 40 yıllık tecrübemiz, hızlı ve güvenilir servisiyle, özel gaz kaçağı kontrol cihazlarımızla, ücretsiz tesisat kontrolünü yaparak, tüm Manisalılara doğru hizmet vermekteyiz.
Üzerinde kabartma yazısı olmayan darbeli tüpleri almayın. Barbaros ve Sarıhanlı'da da şubelerimiz var. Hayatınız bizim için değerlidir. Erdinç Ticaret Milangaz adres, Utku Mahallesi, İzmir Caddesi, No 31 Taksim B, Şehzadeler, Manisa. Telefon numaramız 231-7245, 211-0333. Öz Uzunlar Yapı Dekorasyon, iç ve dış mimari uygulamaları, komple tadilat, mutfak, çelik kapı, laminant parke, PVC doğrama, Hilton lavabo, banyo WC gibi hizmetleriyle sizin ve sevdiklerinizin sağlıklı mekanlarda yaşaması için çalışıyor. İletişim Erhan Uzun 0538 490 4023. Saim Uzun 0537 927 74 76. Santral 0236 232 57 97. Çağrı merkezi, emniyet nasıl yardımcı olabilirim? Çocuğunuzun adı ne? İşiniz ne oldu? Almaya çalış. Ekip gönderiyorum size. Ekibimiz gereğini. İyi günler. 112 merkez. Acil durumda 112 tek numara. Spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, Grand Medical Manisa Spor Başkanı Gökay Budak, siyah beyazlı kulübün gelir ve gider tablosunun yer aldığı bir pankart hazırlatarak 19 Mayıs stadının kapısını astırdı. Son yıllarda yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle zor günler geçiren ve bu yıl Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de mücadele edecek olan Grand Medical Manisa Spor'da Başkan Gökay Budak şeffaf yönetim anlayışını yansıtmak ve kulübün içerisinde bulunduğu maddi zorlukları göstermek amacıyla siyah beyazlı takımın gelir ve gider tablosundan pankart hazırlattı. 5 metrelik pankartı kulüp binasının da içinde yer aldığı 19 Mayıs stadının kapısını astıran Başkan Budak, basın mensupları aracılığıyla kulübün içerisinde bulunduğu maddi krizden kurtulması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istedi. Burada şeffaf olacağımızı söyledik. Şeffaflıkla ilgili adımların atılacağıyla ilgili bütün hazırlıklarımızı yaptık. Tüm kamuoyunu birlikte yönetmemizle ilgili küsmüş bir Manisa'yı Manisa Spor'la tekrar barıştırmak adına böyle bir şey yaptık. Biz Manisa Spor'u tekrar kurtarmak adına buradayız. Bir şeyler olacak, bir şeyler yapılacak. Burada insanların Manisa'ya, Manisa Spor'la ilgili olan olumsuzlukların hepsini gidermek için bir avuç arkadaşımızla burada bu mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Manisa Spor gibi bir kulübün bu durumda olmasının en büyük nedeni yanlış yönetimlerdir, yanlış transferlerdir. Zaman, altyapıda 400 tane çocuğumuzu kurtarma zamanı. Burada koskoca Manisa Spor'u kurtarma zamanı, 70 tane çalışanımız var. Bu çalışanlarımızın çok ciddi sıkıntıları var. Futbolcularımızın sıkıntıları var.
Bunları gidermek için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Başka bir alternatifimiz olmadığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Bize kulak vermesini istiyorum. Türkiye'nin her yerine çok güzel statlar yapıldı, çok güzel başarılar elde edildi. Ama burada sadece bize bir el atılması pozisyonunda biz tekrar Manisa Spor olarak kendimize geleceğiz. Burada bu duyarlılığı da tüm halkımızın da istemesi, tüm halkımız gibi bizim de arzumuz, isteğimiz. Eğer anahtar verilmesi gerekiyorsa yani götürüp Sayın Cumhurbaşkanımıza vermek istiyorum. Böyle bir durumumuz var. Burada işte siyasi çekişmeler, siyasi polemikler, siyasi sıkıntılardan dolayı koskoca kulübü bu hale getirmeye hiç kimsenin hakkı yok. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyespor transfer sezonunu Şanlıurfa Spor'un golcü futbolcusu Artun Akçen'in renklerine bağlayarak açtı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfa Spor'un golcü futbolcusu Artun Akçakan'ı renklerine bağladı. Halil Unutmak Spor tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde golcü futbolcuyla 2 yıllık anlaşma sağlandı. Halil Unutmak Spor tesislerinde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Mevlüt Aktan da yer aldı. Geçtiğimiz sezon Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 4. sırada tamamlayan ve playoff maçlarında mücadele veren Şanlıurfa Spor forması altında toplam 9 gole imza atan Artun Akçak'ın kariyerinde ise Gençler Birliği, Hacettepe, Fethiye Spor, Adana Demirspor, Alanya Spor, Ümraniye Spor ve son olarak Şanlıurfa Spor'da formalarını giydi. Halil Unutmak Spor tesislerinde düzenlenen imza töreninde yeni kulübü Manisa Büyükşehir Belediyespor'la 2 yıllık sözleşme imzalayan golcü futbolcu imzayı attıktan sonra yaptığı açıklamada "Vizyonu çok geniş bir kulübe geldim. Yeni sezonda Manisa Büyükşehir Belediyespor'un formasını giyeceğim için çok mutluyum. İnşallah kulübümle birlikteliğim uzun yıllar sürer ve burada başarılı bir grafik yakalayıp hedeflerimize ulaşırız. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Geçtiğimiz sezon yaşanılan Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig şampiyonluğunun ardından inşallah yeni sezonda da Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig şampiyonluğunu yaşarız ve Spor Toto 1. Lig'e yükseliriz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Artun Akçak'ın kendisini 2 yıllığına Yeşil Beyazlı Kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Maddeleriyle karşınızda olduk. Bülteni kapatıyoruz. Yarın aynı saatte TV ekranlarında ana haber bülteninde buluşuncaya dek ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir akşam geçirmenizi diliyoruz.